Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil vaadil amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ana Allah subhanahu ve teala'ya biyadet hamdü sanalarımız olsun. Siz bilmeniz ki Allah azze ve celle mübarek Ramazan ayını ruzasını tutup İd-ül Fitr günü yetiştiğimizi nasip kıldı. Bu Allah Teala'nın sizlerimize verilen bir ulu fazlı merhameti. Çünkü Ramazan ayı, rozası hemimizin mağlum İslam'ın 5 üstünden biri. Bana şu muhum bugün bir ibadetini Allah Teala sizlerimize muvaffak kılıp sizlerimiz bana rozanı tuttuk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rozadar kişiye çok köy bir başaratlarını, vaadelerini belirleyen. Men sâme Ramazan'ı imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddeme min zenbihi. Kim Ramazan rozasını iman bilen ve Rabbisinden savab ümit kıyan halde tutsa, evvelki kıyan parça günahları mağfiret oladı. As-sâmu li ve ana aczibi de Allah Azze ve Celle. Roza min için onun mükafatını fakat özüm veremem. As-sâmu cünnetun dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislere de, roza halkandır. Nimadan halkan? Cehennemden halkan. Ed-dünya sa'a fec'alha ta'a. Bu dünya hayatı bir saatli gündür. Ona ibadet eylendirirler. Bana buradalar keçe Ramazan geliyordu. Keçe geliyordu Ramazan. Bugün bana hayat namazı oturup biz. Ömür şöyle tez ötüp gitti yaptı. Başka günlerimize bana şöyle tez ötedi. Fakat onlardan işimiz yok olduğu için, gününe sanama geldiğimiz için sezmeye kalamaz. Başka 11 ayın bu düşünüyor ki bu adamlar. Bana kadar duyurlar da. Başı işte yine bunu bir aylantı günüse Ramazan yemek yapıp duradı inşallah. Allah yetkisini hamamız. Ben Ramazan rozasını tuttuk, Allah Ta'ala onu kabul kılışı var. Sahabe-i kiramlar rozanı tuttu, parvardigar. Rozalarımızı kabul kıyın da bir yarım yıl dua kılışsa, koyan yarım yılda parvardigar azze ve celle'den Ramazan'a, ki yenge Ramazan'a gitmişti yine sonra dua kılışken. Bana Allah'a hamd olsun, İd-ül Fitr günü de oturup biz. İnsonga hadiya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadiyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi, turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 94 kodi bilan 568 18 18. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor, biz sendan jannatni va unga yaqin qiladigan so'zni va amalni so'raymiz. Parvardigor, biz sendan do'zaxdan ve onge yakın kıladigen söz ve amaldan panah verişini soruyemiz. Parvardigor, biz senden Peygamberin Muhammed Aleyhisselam ve salih bandelerini soruyken bahçe yakşı nesalarını soruyemiz. Parvardigor, biz senden Peygamberin Muhammed Aleyhisselam ve salih bandelerini panah verişini soruyken bahçe nesadan panah verişini soruyemiz. Bunlar seferge tayar geldi görüştü, tünlerini beydar, kündüzlerini amal bilen ibadet mötkezdi. Hayat kıska, hisob og'ir, keyingi hayot abadiy hayot. Yo abadiy rohat, yo abadiy azob. Parvardigor, biz sendan Firdavs jannatini so'raymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Qur'onni o'qinglar, zero u qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi. Boshqa hadislarda aytganlar, Zahra va Inna, ya'ni Baqara va Oli Imronni o'qinglar. U ikkisi qiyomat kunida kishilarning ustiga bulut bo'lib kelib özünün ashablarına faydası ya hüccet olan. Bana buradalar 30 gün hakmı Kur'an'da durduk. 30 para Kur'an hatim kılındı. İnşallah bana şu bir mübarek günlerde, tünlerde bana şu ayetler, bana şu sorular talavat kılındı. Ümit kılamız parvardigar bularına sizden bizim başımızı kıyamet gününde sağ olman bol işledim. Kur'an ayetleri cennetke bulgen tardiyip bilen tola. Cehennemden oyalandırışı bilen tola.
Allah aytadi. Estaizu billah. Vastaftahu ve khaba kullu jabbarin anid. Min varaihi cehennem ve yusqa min ma'in sadid. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ Sonra peygamberler Allah'tan medet tiladılar ve barca cabırkar, serkeş kimseler baksızlıkka düşer buldular. Onun yani her bir kafir bulgen kimsenin aldığı da cehennem vardır. Cehennemde onge girinli sudan verilgeni de onu yutmakçı buladılar, o tamamıdan ötküze almaydılar. Onge her tamamdan ölüm geledi, o öl almaydı. Onun ortada bundan da ağır azab var. Cennette hem ölüm bulmaydı. Dozakta hem ölüm bulmaydı. Abadi hayat buladı. Ana şu abadi hayat ki, siz bulanınız yaşayken bu hayatınız bari o bir tayar geldi halas. Kafir bugün insanlarını, dünyada kıyan amellerini Allah'ta olan neme yok şahtı. Parvatgarlar ki kafir bo'lgan kimseler kılgen amellerinin misali huddu boronli günde kattık şamal uçurup yetken kül yokşuydu. Ular kılgen amellerinden biron faydaga ega bo'lmaydilar. Bu yoldan azışın özüdür. İhtimal kafir adam bir yetim yesirge hayli ihsan kılar, savabli bulup körüngen işlerini kılar. Ama kafir bo'lganligi tüfeyli onların bu amelleri hergiz onlar yasakmıydı. Allah da Allah amalni, savobli bo'lgan amalni faqat mu'min bandasidan qabul qiladi. Mukofot faqat mu'minga beriladi, kofirlarga berilmaydi. Ey inson, Alloh osmonlar va yerni haq qonun bilan yaratib qo'yganini ko'rmadingmi? Agar u zot xohlasa, sizlarni ketkizib, o'rningizga o'zgalarni yangitdan yaratur. Bu ish Alloh uchun qiyin emasdir. Dunyoda odamlar özüge hoşugan adamlarga yol gösterişlikke hareket kıladı. Ve her bitti adam özü yeteyleyken, özü başlayken yolunu doğru yolda biladı. Kadınız, fücurligi, zalalat ekenligi, fahş ekenligi açıp döktürgen işlerine hem şimdi bir çırağı takdim kılıp, kavaz görüp, yıldıratı beredi ki özü fahş bugen, münker bugen işini adamlarga doğru yolda takip kılışar. İnsaniyet yaralgenden beri fahş bugen, bachavozlik bir davrlar keldiki, nihoyatda bir chiroyli bir qog'ozlarga o'rab turib, zo'r narsa deb taqdim qilinyapti. Wa barazulillahi jami'an faqadat du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnun 'anna min adabillahi min shay. Ana shunday bir zalolatni haq deb, adashlikni to'g'ri yo'l deb odamlarga yo'l boshchilik qilgan kimsalarga Kıyamet günü de barca halayık, Allah göre bora bulup, becari ilgeçülçüler, mütekebbir kimselerge, yani özlerinin eski başlıklarıge ayçişadı. Bizler sizlerge ilgeçken edik. Sizler indi bizlerini Allah'ın biran azabıdan kutkarı alır mı sizler? Sizler etkeni kıyan edik. Yani indi sizler bizi cehennemden Allah'ın azabıdan kutkarı alır mı sizler? Degenlere de ular ettiler. Eğer Allah bizni hak yolga hidayet kılgeni de biz ham sizlerini hidayet kılgen bulur edik. Şimdi ise dod var kılamız mı, sabır kanat kılamız mı, biz üçün beraberdir. Hiç kendi necadı yoktur. Yani şöyle bir muhul bulabilir ki sizden bir kattara muhuldu, kattara meblağdı, o güçe şimdi bir yanızı kiredi, şimdi bir işançızı kiredi. İşanıp beri orasız, beri orasız, güde bir katta miktar gel. Ege bu yönden ki, sizi muhalizge gibi önken şart zınma kıladı, atıp yeterli. Burada da bu dünyada, eğer insan muhalı dünyasıyla atılgen olsa, muhalı dünyasından kimidir kiles tüfeli mahrum bugen olsa, kıyamette olaydı elbette. Başarıda mı sohbet gelir adalarla? Hıcalet bu meyler. Çünkü ölçünceni şart özü ihsan kılışız, ihsan mesele. Yine zulmen at koydu kulisden. Zulüm kötü de gene ne var? Bank var bitti. Endi eng katta aldoqchi kim? İblis. İblis. İblis shayton odamlarni yolg'on va'dalar berib oldi edi. Yoshsan hali dedi. Ulg'iysan dedi. Ishontiradi. Yolg'on va'dalarni beradi. Shunga inson oldanadida ajali kelganda
hiç nasıl bilgimi yoklar. Bana şu iblis kıyamet günü de hesap kitap bitken eden keyin cehennemge hüküm kılınganlarını aldı da ottan boyan minberge çıkıp ularge vaaz okuydu. Allah saklasın şeytan da vaazını işliyle. Ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel amru innallâhe va'adakum va'adal haqqi ve va'addukum fa'ahlaftukum. Kaçan ki iş tükegeç, yani cennetler cennetge, dozak ile dozakge hüküm kılıngeç şeytan dedi. Şeytan dedi, elbette Allah sizlerle hak va'ada kılgen idi. Min ise yolgun va'adalar verip sizlerle aldıgen idi. Ve mâ kâle liye aleykum min sultan. Lekin men uchun sizlarning ustingizda hech qanday hukmronlik yo'q edi. Illo men sizlarni kufr yo'liga chaqirishim bilanoq o'zingiz menga itoat etdingiz. Endi men emas, o'zingizlarni ma'lumot qilinglar. Shaytonni odam bolasining ustida hukmronligi yo'q. Shayton faqat vasvasa qiladi, gunoh qilishlikka chaqiradi. Gunohni kim qiladi? Chunki bu shayton mu'min musulmonlarga vasvasa qiladi, lekin itoat qilishmaydi. Şunun için şeytan atadı, ''Men yol olmadı ben yanına, men mecbur kılmadan ben, men fakat çakırken ben itaatı özlerini kılıçtım. Yani benim alamadı kılmaylarla. Bana şunlar mı en katta otuluş? Allah saklasın. Mumullarca. Ve udhila allazina amanu ve amilu s-salihati cennatin tecrimin tahtiha l-anhar. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام إيمان keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritilib Parvardigorlarning izni irodasi bilan u joyda mangu qolurlar. Birodarlar, mangu bo'lamiz u yerda. U yerda abadiy bo'lamiz inshaalloh. Ularning jannatdagi salom aliklari bir-birlariga tinchlik, omonlik tilashdi. Bu na qadar katta farq. İblisni vasvasasiga uchib jahannamda abadiy qolib ketishlik qanday narsa yo? Parvardigorning mag'firatiga jannatga yetishlik qanday bir katta narsa. Jannatga hech kim qilgan amali bilan kirmaydi. Jannat qilgan amallarimizning mukofoti emas. Biz qilayotgan amallarimiz jannatga kirishimizga sabab xolos. Lekin bizni jannatga kirgiza olgan narsa nima? Alloh azza va jallaning rahmati, marhamati. Payg'ambarimiz aytganlar, hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, sizchi? Sizni ham amalingiz kifoya qilmaydimi?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men ham. Men ham faqat Alloh taolo o'zining rahmati bilan, mag'firati bilan o'rab olgandan keyingina kiraman." Demak, banda har qancha amal qilmasin, amali jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana 70 yıl Allah'a ibadet kıyan Banu İsrail'in bir kişinin kıssasını ekberer. 70 yıl ibadet kıldı. Allah azze ve celle kıyamet boyunda bu bandamı beni cennetimge rahmetim bile kiretiylerdi. Allah doğru bu bandanı 70 yıl ibadet kıyan bandanı cennetge rahmetim bile kiretiylerdi. Bende aciz de, bende zayıf de. Parvardigor amalim bile kiregizi olmuyordu de var. Allah Teala ölçeyler. Bitti közünü, horozunu palasıya koyuldu, şükürü. İkincisiye 70 yıllık amalı koyuldu horozu. Koyuldu, 70 yıllık amalını savabı, bitti közünü, şükürünü adı okuluşu iki boya kılmak. Ben de cehennem yekir gizliler. Parvadiyo rahmeti bilen dedi. Allah Teala rahmeti bilen cennet yekir gizliler. Biz 70 yıl ömür körümüz mü? Yok mu? Bu 70 yıl içinde kanca günah kılamız savab yaralaştırır. Çünkü hiç kaysımız kıyan amalımızda suyanmayalım. Allah'ın rahmetine ümit kılamız. İmam Buhari'den getirilen hadis, Peygamberimiz dediler, Mumullar ottan kurtulgenlerden keyin, Sırat köprüden ötgenlerden keyin, cehennem ve cennet arasındaki yerde üçlenediler. Ular onda dünyada özlerinin oralarda bugün mazlamalarını halkladılar. Kim ve kimde kanca hak hop gitgen, kim kimde zulüm kılgen, bırak narsa adalatlı hüküm çıkarılmasından komiydi.
pulingizni oldirdingizmi, zulm ko'rdingizmi, urdimi, haqorat qildimi, sharafingizga tegdimi? Mana shu narsa shu yerda hal qilinadi. Hech kimni haqqi hech kimda qolib ketmaydi. Mo'minga mana shu narsa qalbiga taskin beradi. Bir hayol yetdi. Mana jannatga kirdik. Kirdik inshaalloh ostonadan o'tdik. Qayerga borishingizni bilasizmi? Keng jannat. Keyingi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannatga kirdingiz. Qayerga borasiz? Dunyoda ana hozir mandan chiqasiz, hayit namozini o'qib olib, bilasiz qayerga borishingizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri o'zining jannatdagi joyini dunyodagi joyini bilgandan ko'ra yaxshiroq topib boradi." Aniq bilasiz joyingizni. Qayerda joyingiz ekanligini istamaysiz. Hajga borgan akalarimiz Minoda o'zini kafasini bir arendirma olguncha bitta favorit bir yakla burunup gelse bu ketti. Keçkesi yürü aradı. Kafalar bir yokuşu. Topa mıydı cahili? O bu dünyada. Lekin cennetke borgende biraderler cahilimizi anık bulamız. İkilenmeydi. Faman zuhziha anin nari ve uduh ile cennete fakat faz. Bas kim doğuzaktan çetletilip cennetke kiritilse muhakkak vakt saadet yerleşir. Va'adallohul mu'minina val mu'minati jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha. Alloh mu'min va mu'minalarga ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlar va jannat bog'laridagi pokiza maskanlarni va'da qildi. Qachon jannat sifatlansa, ostidan anhorlar oqib o'tishligini Alloh taolo aytdi. To'g'ri-da. Uy olmoqchi bo'lsangiz, agar uyini oldidan yoki uyini ichidan suv oqib o'tsa, bu uyni qadri balatroq bo'ladi. Chek olayotganingizda ham shu suvga yaqin joyni olayotgansiz-ku. Demak, suvni oqishligi, suvni yaqin bo'lishligi maskanga bu maskanning qadrini balat ekanligini bildiradi. Jannat deganda albatta ostidan anhorlar oqib o'tadi. Daryolar, bog'lar, pokiza maskanlar, Allohning roziligi mana shu haqiqiy baxt. Mana shu haqiqiy baxt. Agar Robbimiz rozi bo'lsa, xursand bo'laylik birodar. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ Cennetke birinci olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. İmam Müslim'den getirildi ve Resulullah dediler. Birinci olup cennet eşiğini kokucu miyim ben? Resulullah var kokadı eşiğini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman. Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz dedi. Rasululloh Muhammadman dedi. U aytadi, sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'qadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar, "Vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq." Au kema qala Rasululloh, Allohga qasam. Payg'ambarlardan keyin yerga bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin yo'lda turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qarang, badavlat odam bo'lgan shu kishi. Badavlat odam bo'lgan. Davlatni Cennetke birinci bölüm kirişinden tosmadı. Aksinçe yordan verdi. O kişilerin davlatı kolu da boğa, kalbi de boğa. Malı dünyasını Allah razı yolu, razı buladığın yolda sarkı gel. Kullar azaltı gel. Nakakalar kı gel. Ular malını özünü hizmeti kesogen, dinini hizmeti kesogen, malını hizmetkarı bu komagenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetke birinci bölüm kiradigan kişilerin surat hakkında şunu dediler. Buhari'den bu hadis. Cennetke birinci olup kiradigen kişilerin suratları Badr keçesindeki tolun ayının suratı yok şeydi. Ay tolgen köresi var ha? Hanıka çıralı boladı. Hanıka bir acilalık duradı. Ular cenneti tüpürmeydiler. Necasat çıkarmaydiler. İçerdigen idişleri altından, tarakları altın ve kümüşten
ulardan oqqan terlari mushki ambar hidi bo'ladi. Ya Alloh, terlasang xushbo'y hidgasan. Bu qanday bir marhamat, qanday bir ne'mat. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Omiydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdimi? Qur'onda aytilgandimi? Tamam. Bizning aqlimiz yetishi shart emas, birodarlar. Endi qiziq chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatilarning oralarida ixtilof va gunohkudurat bo'lmaydi. O'zichi atrofimizdagi odamlarga nisbatan qalbimizda birortasiga gina, kudurat, xafagarchilik bo'lmasa, bu huzur bu. Bu huzurda Alloh taolo jannatda bo'ladi deb aytyaptimi? Demak, bir insonning qalbi pokiza bo'lishiga dunyoda odamlarga nisbatan rohat ekan. Rohat ekan. Ularning qalblari xuddi bir kishining qalbidagi bo'ladi. Ertayu kech Allohga tasbih aytib turadilar. Jannatning eshiklari. Payg'ambarimiz aytganlar, jannatning 8 ta eshigi bor. Ulardan birini ismi Royyan. Bu eshikdan faqat siz bilan biz kiramiz inshaalloh. Mana 30 kun roza tutdik. Alhamdulillah Allohning fazli. Bu eshikdan faqat rozadorlar kiradi. Oxirgi rozadorlar kirib bo'lgandan keyin eshik yopiladi. Qaytib hech kim uchun ochilmaydi. Muborak bo'lsin bu bashorat hammamizga birodarlar. Modomiki Allohdan savob umidida tutibmizmi rozani? Demak, mana shu eshik siz bilan biz uchun. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Ya Rasululloh, mana shu 8 ta eshikdi. Hammasidan bitta odam chaqirilishi mumkinmi dedi? 8 ta eshikdan kirishlik haqqi bo'ladimi biror odam deganda, ha, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman dedi. Mufassillar aytishadi, bu eshiklar hammasi yonma-yon bo'lishi shart emas. Vallohu alam, biridan keyin ikkinchisi bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham mana shu 8 eshikdan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chaqiriladi. Jannatning darajalari bor. Daraja degani bizni tilda etaj desak, osonroq tushunamiz. Undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Alloh taolo bu dunyoda siz bilan bizni qo'limizdagi molu dunyoyimiz, husnimiz, bo'yimiz, boylik va davlatimiz, farzandlar, bu masalada Alloh taolo darajani har xil qilgan. Birimizda ko'proq, birimizda ozroq. Endi oxiratdachi? Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis aytadilar, jannatda 100 daraja bor. 100 etaj. Alloh taolo ularni Alloh yo'lida jahd qilgan kishilar uchun tayyorlab qo'ygan. Har bir darajaning oralig'i osmon yerchalik. Og'ir qancha o'tib ketar ekan-da. Mana 800 metrlik binoni qarasizmi? Ustida turganga o'xshaydi, qinshayib. Do'ppi tushib ketadi qarasiz. Bu 3 metrlik, 4 metrlik xonalardan 800 metr bo'lganda endi bitta tabaqa bilan, bitta daraja bilan jannatdagi ikkinchi darajani o'rtasi osmon bilan yerchalik baland bo'lsa, 100 tasi qanaqa bo'lar ekan? Inshaalloh ko'ramiz birodarlar, bor. Badr kuni Xorza roziyallohu anhuga ana jang boshlamasdan turib bir g'arib o'q kelib sayildida uch kishi vafot topdi. Yosh yigit edi. Onasi keldi, ya Rasululloh, Xorzani o'g'lim haqida bir xabar bering. Jannatga kirdimi, yo'qmi? Agar jannatga kirsa, rozi bo'lib xursand bo'laman. Agar unday bo'lmagan bo'lsa, Alloh azza va jalla ko'radi. Men qanday yig'lashimni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizga voy bo'lsin, ey Xorasan onasi, noumid bo'ldingizmi dedi. Bitta jannat so'rayapsizmi? U o'g'lingiz ko'p jannatlarda Xorasa Firdavsul a'loga kirdi dedi. Jannatning eng oliy martabasi Firdavs jannat. Buxoridan keltirilgan jannat ahllari jannatda turib yerda osmondagi yulduzlarni ko'rib turgandek, ustilardagi xonalarni ko'rishadi. O'zidan yuqori martabada bo'lgan kishilarning jannatini, ularning xonalarini pastdan turib ko'radi, xuddi yulduzni dunyodan maqagandek ko'rganidek.
insonlarni dunyoda qilgan amallarini farqi katta bo'lgandek, qiyomat kunida ham amal martabalarini darajasi mana shunday bo'lib farqlanadi. Mana endi bu manzilat kim uchun? Astag'fir billah. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil laghwi mu'ridun walladina hum liz-zakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumun. Kim uchun bu manzilatlar? Diqqat qilinglar. Diqqat qilinglar. Bizda bormikan shu manzilatga loyiq sifat? Bizda bormikan shu sifat? Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin egishlar. Behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchilar. Zakotni ado qiluvchilar. Avratlarini harom zinodan saqlaguvchilar. Birinchisi nima bo'ldi? Namozda qo'rquv o'qiydi. Ikkinchisi bekorsiz so'z ishlardan o'zini ehtiyot qiladi. Uchinchisi zakotni beruvchilar, to'rtinchisi bormi? Kimga ekan bu manzilat? Mana shu sifatlarni o'zida jamlagan kishilarga. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdi paymonlarga rioya qiluvchi kishilardir. Omonat qo'ysa xiyonat qilmaydi va diqqat qilinglar ukalar. Boshqalarga bergan ahdiga vafo qiladi. Sizga sotdim dedimi? Ko'proq pul beradigan harbiy kelib qolsa, aynimaydi. Oltiga boraman dedimi? Oltiga boradi. Qarang, bu jannat iladi sifat ekan. Omonatga xiyonat qilmaslik va ahdida turishlik. Tijoratda ahdida turmaslik molini harom bo'lishligiga va barakotini ko'tarilib ketishiga sabab bo'ladi. Qaranglar-da. Bo'ldi, senga sotdim mashinani 10 mingga. Desa bittasi 10 yarim berardim deydi. Desa shunday uyga borib keladi-da, aytadi. Mashina deydi, yo'lini qiladi-da. Uzr. Akam nima qildi? Yolg'onlashtiryapti. Ayta olmayapti, nafsini yomonlik qilib 500 foydasiga berib oldim deganda faqat ahdini buzganlar bo'lardi. Hozir bu yerda ahdini ham buzyapti yana. Tushunaliga birodarlar, ahdimizni turishni o'rganaylik. Oltiga boramiz dedikmi? Jonimiz chiqib kelsa, tosh yoqsa, nayza yoqsa ham osmondan boraylik. Agar bora olmasak, aytaylik bir 15 daqiqa boraman. Men kech qolaman akam, ishlarni qilib turaveringlar. O'rganaylik shu narsani. Chunki bu jannatga olib boradigan sifat ekan. Endi xuddi kechirib qo'ramizda. Ha, bo'pti, endi qo'y. 15 minut turaylik. Kel. Osh o'lib bo'ldi. Qo'yildi, haq bo'ladi. Ma'daki 8-tachi odamchi vaqtida kelganlar. Bular ham bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? Shunaqa odammi? Shunaqa odammi? Shunaqa bo'lishiga qolgan 8 ta odam o'zi aybdor. Ha, desa kutish o'radi-da. Endi bilmadim, agar osh qulishi odam beradigan bo'lsa kutamiz. Lekin kelma hamma birodarlar. Ey, oshib qolsin. Lekin nima qiling vaqtida? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Birinchi bo'lib jannatga kiradigan 3 kishi. Shahid. Iffatli, mutaaffif banda. Ya'ni kambag'al bechora hojatman, lekin hojatini birovlarga gapirmaydi. Faqat Allohga aytadi dardini. Shikoyat qilavermaydi hayotidan. Onamkam, molonimkam, ana bo'lmayapti, mana bo'lmayapti. Voy, nima qilib bera oladi deng sen shikoyat qilayotgan odam. Faqat eshitib qo'yadi shu. O'zi eshitib qo'ygan ham katta-katta yozilasiz. Lekin bu narsa o'zgaradimi? Kimga aytish kerak edi dardini? Siz nima qilyapsiz? Uchinchisi, Allohning ibodatini yaxshi ado qilgan banda. Allohni yakka deganlardan bo'lgan muvahhidlar. Bular ham gunohlari ko'pligi tufayli tavba qilmasdan o'lib ketganligi sababli jahannamga tushadi. Ammo ular abadiy qolmaydi u yerda. Muvahhidlardan, Allohni bita deganlardan, ammo gunoh ko'p bo'lgan, tavba qilmasdan o'lib ketgan.
Ular bir müddet cehennemde azoblanadı, keyin çıkadı ular. Cehennem ahlıları da, cehennem ahlıları onda tirik ham bo'lmaydi, o'lik ham bo'lmaydi. Ularga şafaatga izin berilgandan keyin cehennemden ular çıkadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İmam Buhari'den ketilgen hadis, cehennemden Muhammed aleyhisselam'ın şefaati bilen bir kavim çıkadı. Onların namları cehennemiyyin, yani şefaat bilen cennet getirgenler deyilir. Her bir Allah'ın yekke degen muvahhidke şefaat yetedi. Peygamberimiz etediler, La ilahe illallah degen, kalbide arpanın donasichalik imanı var adam cehennemden çıkadı. La ilahe illallah degen, kalbide buğdayının donasichalik yaxshiligi var adam cehennemden çıkadı. La ilahe illallah degen, kalbide zarraca yaxshiligi var kişi cehennemden çıkadı. Buradara la ilahe illallah degen bu sefer cehennemden çıkadı. Şirk getirmesine ötken bulsun, hakkınca günah köp olmasın, cehennemden çıkaradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, min cehennemden ahri gibi olup çıkadigen, cennetge hem ahri gibi olup kirargen adamı tanıyman. İbn-i Mas'ud raziyallahu anh kudan. Ahri adam cehennemden çıktı. Ot gelip bir uğradı. Ödülenip, ömelenip, tur ayarlanıp, iki ayarlanıp yürüdü, ot kaytadı. Yine az günü yürüse ot gelip yine asıladı. Kullas bir ameller nandıra kabarlayan da ot yetami kaladı. Şunda ot ki karab durup, senden beni necat ki çıkarken zat büyüm deydi. Ve bana şu halatını dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özünü en bahli adam da fıskaladı şu halatını. Çünkü cehennemden çıktı da, azaptan kurtuldu da, Allah da Allah bu bandasıyla köze yatadıken cüge bir darahını çıkarıp koyar. Bende hareket sallı darahını gördü da, ey Rabbim şu darah kemiğini yakınlaştırdı. Allah da Allah, ey adam bolası, eğer o darah seni versem, yana başkasını sorarsan, ya parvandıya şunu versen buldu, başka şey neyse soramayayım ben de. Allah da Allah bir adam. Otta 100 yıl durdu mu, 1000 yıl durdu mu, 10.000 yıl durdu mu, Allah'a alam. Yani birinci mette salkıntıya gekirdi. Meyvesi, hidi, salkını, aslıdan akkan sudan huzur kılıp duradı. Allah da Allah, yani boyagi adam, mende kakette nimet oyan adam yok dünyada dip duradı. Razı. Allah Azze ve Celle ne darak hakkı, ondan hem yakışıra bu darak koyadı. Bende o darak yakalıydı, sükut kıladı, ahırı sabır kımıydı. Parvardigar, üşü darak yakın kılmayın. Ve bende, ahir iş nasıl soramayım ben de geldi ki, parvardigar şunu verirsen bu oldu, hadi soramayım ben, vada verelim. Allah da o darak yakın kıladı. Ben indi, boya gidenem yakışılığına sana alıp, razı böyle otursa, Allah da Allah, ondan kattarak darak bir göstatıp koyar. Bu darak, cennet darvazası yakın buladı. Buradalar cennetini, divarları bir tıkışı altından, bir tıkışı kümüşten, ortadaki layı müşke emberde. Parastırayım mı? Divar, altın, kümüş, altın, kümüş, altın ikisi müşke emberde bir getirirdi. Yani bu divar, buradalar korkulamadığın divar nasıl bu? Bu devam hızı cennete olarak dururken devam. Cennetin darvazası kızıl altından bugün darvaza değiller. Başka ne sana vardı? Amin ben, başka ne sana soramayım ben de vardı bir yanı da. Para vardı gel şu darak diyen bir yanı. En üçüncü darak da oraya gelip dururken de birden cennetli darvazasını Allah da Allah'a şeyi varadı. Ben de sükut kıladım. Cennette darvazası açıldı, iç kebedeki nimetlerdi, kördü. Allah nemege körseti yaptı. Nemege cennetsiz bulan bizge tarifle yaptı. Sorasın diye. Nemege cehennemde sıfatla yaptı. Panah sorasın diye yaptı. Parvati gördüydü. Beni cennet kekirgizliydi. Allah dedi, adam bulasa. Ne maksan benimle razı bulasa. Parvati ya şu cennette yaşayacağını örgüzüp koysayın bu oğlu başkasına şey soramayın.
birodar, hammadan keyin bo'lsa ham jannatga kiryapti-da bu. Baxtli odam bu. Bu baxtli odam. Alloh taolo unga bir ajib nido qildi. Agar senga dunyochalik jannatni, yana unga qo'shimcha shuncha jannatni bersam rozimisan? Dunyochalik jannat yana shuncha qo'shimcha. Dunyoda qaysi podshohning davlati, mulki mana shu yer yuzicha. Bu yer yuzini qism-qismiga ega bu podshohlar. Oxiratda jannatga oxirgi bo'lib kirayotgan odamlar nima deyapti? Nima deyapti? Dunyo va shunchalik jannat. Shunda banda Parvardigor meni masala qilyapsanmi dedi. Dedi İbn Mas'ud roziyallohu anhu hadisni rivoyat qilayotgan kishi kuldi. Kulib turib, nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi? Nimaga kulyapsiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni aytibdi turib kulganda. Rasululloh nimaga kuldi so'ramaysizlarmi? Rasululloh nimaga kuldi deganda, "Ya Rasululloh nimaga kuldingiz?" deb so'raganida, "Alloh bandani shu so'zidan kuldi" deydi. Alloh kuldi ularga. Shunda Alloh aytdi: "Men masxara qilayotganim yo'q. Men barcha narsaga qodirman." So'ng Alloh buyurdi. Unga dunyochalik yana shuncha, 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 shuncha. Banda roziman, roziman, roziman dedi. Yana shuncha, 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 shuncha dedi-da 10 taga yetkazdi. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odamga berilgan manzilat mana shu dunyoga 10 barobar keladigan katta jannat. Shunda sahobalar va rasululloh, "Ha bu jannatga oxirgi bo'lib kirgan odamga berilgan eng past manzilat shunchalik katta bo'lsa, oliyroq maqomdagilarga nima beriladi?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Ular hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson aqli bovar qilmagan ne'matlar ichida." Dars tugagandan keyin mana hayit bayramlarini o'tkazib, kechki payt borib joylarimizga bir yon boshlaganda hayolimizga bir erk beraylik-da, eng zo'r aqlimiz, hayolimiz, fantaziyamiz yetganicha bir ne'matni tasavvur qilib ko'ring. Birodar, ishonaveringki to'xtab qoladi kallangiz. 3-ta 4 tanasida to'xtab qoladi. Chunki biz nimamiz, nima qilingan aqlimiz. Va ana shu bilganingizdan million-million barobar jannatdagi ne'mat ulug' ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Mana endi boyaga odam jannatga kirdi. Kishi o'zining jannatdagi uyiga kiradi. Uning oldiga hur ayollardan bo'lgan 2 ta ayol keladi. U 2 hur seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin. Endi boyaga banda aytadi: "Menga" dedi. "Kimga aytyapti?" "Johuriy." Mohtanish bo'lar ekanda qarang. "Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi ayollarning oldida. Menga dunyoga 10 barobar keladigan katta mulk berildi." Eng past manzilatdagi kishi Firavn qani? Qorun, Homonlar qani? 5% dedi, 10% dedi oxiratini dunyo matohiga almashtirib olayotganlar qani? Birodarlar, 5% ekan, 6% ekan deb turib, rivoga pul olib, xonavayron bo'layotganlar qani, qayda qoladi bu? Bir fikr qilib ko'rishlik kerak. Mana shunday bir katta manzilatni qo'yib turib, 3-4 xil yana u riboga pul berayotgan, riboga pul olayotganlar o'zi xohlagan narsaga yetadimi yo'qmi kim biladi? Inson rozi bo'lib yashasa hayotiga xotirjam yashaydi. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman va mulkan kabira. U joyda qachon qarasangiz noz ne'matlarni va katta mulki davlatni ko'rasiz. Bas ularning qilib o'tgan amallariga mukofot qilib ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchi, ya'ni oxirat ne'matlarini biron jon bilmas. Bas mana shunday bir chiroyli bo'lgan jannat odamlar esdan chiqarib, dunyo bilan avora bo'lib yurishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni siz bilan bizga sifatlab shunday dedilar. Mana qamchini bir ursangiz yerda ozgina chizib qo'yadi. Yerga bir ursangiz qamchi bilan chizib qo'yadi. Rasulullohlar, jannatdagi bir qamchi tekkan joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzalroq. Ashuncha chizib qo'yadi. Bir ursangiz shu 15 santimetr chizib qo'yadi. Jannatdagi shu chiziqchalik joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq.
Akıl bavar kıladı mı? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار أنهارlar. Takva egeleri için vaada kılınan cennetin misali sıfatı budur. Onda aynamagan suvdan bo'lgan daryolar ham, ta'mi o'zgarmagan sutdan bo'lgan daryolar, ichkuvchilar uchun lazzatli maydan bo'lgan daryolar ham, musaffo asaldan bo'lgan ham daryolar bor. Sut, qarang, suv, sut, yana nima? May hamda asal. Bu anhorlarda nima o'xar ekan? Faras qiling. Anhor ichida sut oqsa, aynamasa. Anhor tasavvurning ichida may oqsa, asal oqsa. Kayfiyati qanaqa bo'lishini kim biladi? Alloh biladi, birodarlar. Alloh biladi. Innal abrora yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Albatta hayotda dunyodan Allohning amr farmonlariga itoat qilib o'tgan yaxshilar jannatda mizoji aralashmasi kofir bo'lgan Allohning bandalar ichadigan jannatga chashmalar bo'lar. Jannatda birodarlar masjidlar bo'ladi. Jannatda masjidlar bo'ladi. Faqat bu masjidlar birodarlar ibodat uchun emas, tafohur uchun, faxrlanishlik uchun. Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadis: Kim Alloh taolo uchun, dedi Rasululloh, bir masjid qursa, Allohning roziligini istasa, Alloh taolo u uchun jannatda xuddi shunday masjidni bino qiladi. Hamma ham butun masjid qurishlikka quvvati yetmaydi. Alloh taolo har xil bergan davlatni. Ammo mana shu masjidni qurilishiga qo'lidan kelgan hissasini qo'shgan odamga ham jannatda inshaalloh bir bino barpo bo'ladi. Jannatda kun bilan tun bormi? Jannatda birodarlar kun bilan tun bo'lmaydi. Ulamolar aytadi, jannatda quyosh ham bo'lmaydi, oy ham bo'lmaydi. Kun ham bo'lmaydi, tun ham bo'lmaydi. Qayerdan bilinadi unda kun almashgan? Alloh azza va jallaning arshi ustiga bir parda tortiladi va nur bir sira o'zgaradi. Shunda tun bo'ldi deyiladi. Tun jannatda bo'lmaydi, birodarlar. Inshaalloh jannatda yuramiz. Chodirlar, qasrlar, oltindan bo'lgan devorlarni ko'ramiz. Mis, zafaron ustida birodarlar bosib yuramiz. Bir ajib ta'rif keladi mana buloqlar xususida. Innal abrora lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqona min rafiqin maqtum khitamuhu misk. Shak shubhasiz yaxshilar ne'matlardadirlar. Ular surlarda Allohning bergan ne'matlarga boqib o'tururlar. Siz ularning yuzlarida ne'matlarning jilvasini tanirsiz ko'rursiz. Allohning bergan ne'matini olgan bandalarning yuzidan ko'rinadi. Munavvar bo'lib ketadi yuzlari. Ular jannatda muhrlangan maydan suvorilurlarki, u mayning muhri mushk bo'ladi. Qarang, muhrlangan maydan suvoriladi, bu mayning muhri mushk. Shu oyatning tafsirida ajib. Biz paqqat ochamiz-ku, pissat ochamiz-ku. Mana shu muhrida to'g'rimi, bo'lmasa? Bu mayni, muhrlangan mayning muhri mushk bo'ladi. Jannatiy banda qaras qilinglar. Qilib hid deganda ining ochiladi. Xitamuhu misk. Uni pechati, uni bulonbasi shuni bir xush bo'lmasa-ki, jannatni o'zini oldiga kelib turib, qilib bitta hid deganda oqqa ochiladi. Pang ochiladi, bilmaydi xullas ochilar ekan. Shindasiz ochiladi. Qarang, ochish ham ishda o'zi. Ochish ham ishda, lekin jannatiylarga hatto mana shu idishni ochishlik mashaqqati ham bo'lmaydi. Shindasi ochiladi. Tasavvur qila olasizmi? Qasrlar. Jannatda xonalar bor dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tashqarisi ichkarisidan ko'rinadi. Tashqarisi ichkarisidan ko'rinadi. Ichkarisi tashqaridan ko'rinadi. Shaffof va qasrlar. Ichidan tashi, tashidan ich ko'rinadi. Bu qasrlar kim uchun? Sözünü muayim kıyanlar için, adamlarga tamamlaşkanlar için, adamlar uhleyken de namaz okuyanlar için, salamını faş kıyanlar için. Bana şu kişilerge bana şu kasırlar verirler. İmam Buhari'den keltirgen hadiste peygamberimize derler, bir
çadırını sıfatlayıp Rasulullah. Dikkat kılın. İçi boş. Balantaki 30 mil. Bolgan gavhardan çadır. Yani 30 ya da 40 kilometrede orasıdır. Balantaki 40 kilometrede bitti gavhar taş, içi boş. Bana şu çadır. Onun her bir burçakı da mumun için ahıllar buladı. Onların birileri başkalarından görünmüydü. Yani şuna katta kasır ki bana bu çoğuda duruyan ailesi ahlını nergi tamamdakiler görmüydü. Peygamberimiz dediler, cennette mumun için bir tane gavhardan ibaret çadır var. Çadır bir de gavhardan. Onun içi boştur. Onun balantlığı falan falandır. Ondaki ahlilerin mumun elini çıkartıyor. Onlar ise birbirini görmüyor. Buradırlar. Mesela ikide ailesi var adam. Yaxşı biladı bunu. Nergini ki yekese bu yani korladı uzun yoluyla. Bunu ki yekese nergi korladı. Ve kegende elbette fiil kıladı. Yani cennetki borgende nergi ahli, bu ahlini körmegenden ki fakat o bulan bile buluyken de bulur. Şu taşmışan yok. Çünkü bana şöyle bir masakkat yürüyen brosallarımız bulsa sabrı kılasılar. Nereye kabul yandı inşallah Allah'ın huzurunda bu masakkatlar bulmuyor. Meyveler. Cennetin meyveler. Fihima fakihatu ve nahlu ve rumma. O ikisi de meyve, hurma ve anadlar var. İnne lil muttaqina mafaza hadaiqa ve a'naba. Albatta takvodor zotlar uchun cennette najot manzili bordir. Yani bog'lar va uzumzorlar. O'ng tomon egalari. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyilgan soya ostida, oqizib qolgan suv ustida, tugab qolmaydigan va man etilmaydigan ko'pdan ko'p turli meva, meva-chevalar ostida. Hani osilgan meva uzilgan emas. Ve fakihatin mimma yetehayyarun. Ular köngülleri hohlegen meyveler ular geberler. Burada da bana rumman de yaptı. Aynab de yaptı. Üzüm, olma, anar de yaptı. Cennetteki bu meyvelerine ate okşaydı. Bizi dünyadaki meyvelerde ateydi. Şekil ihtimal okşar. Lekin tamı farkı var. Şaptalını köprü ayak koysanız mı olur? Sağ olasın şükürler. Uyudu ona kalmaz. Kovundu köpeği bu sizin oladı. Burada da bu dünyada geçi. Köpeği de sözüm var. Ne bu nimette aydın arkasında maşakkatı var. Göç köpeğin iki zor tüketedi. Aç köpeğin daha iyi zor tüketedi. Ne bu rahatta aydın arkasında maşakkatı var. Ahirette ona kalmaz. Yine ki bu dünyadaki ahirette karnımız açken için yiyemiz buradalar. Uyudu da karın uyuda karma için yiydi. Huzur için yiyiniz, rahat için yiyiniz, halavat için yiyiniz. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı bir tüyana ap geldi de bu Allah yolu da dedi. İmam Müslim'den bu hadis. Resulullah ettiler, kıyamet günü de siz için bana şunlar seni vergeni gel, hemmesi bağlanken 700 tüyü vardı. Bitti vergen tüyası gel, ahirette 700 tüyü verirsin ibadetini. Neme vergen basit 700 beraber. Belki ondan köpürak kalıp ahirette alamaz. Hemme aynaki karat durun. Neme deydi? Şunu atın deyir abi boyan der. Ha uzun elim akıladı. Kamçılı yeni gören. Ne atın deyir mi de boyan der. Boyu ben çoğuyan der. Rengi mi de boyan der. Saçı mı de. Kullas aynaki karat durun. Kamçılı yeni gören. Nazarada o yüzden yakışır avlattı ne bu şeyini? Allah belgen şakir eder. Razı buluş gerek eder. Şimdi kabarasız. Biri koydu şu nakılı. Mahdi mahkab olsaydı değil. Allah da Allah hemen asana anlaştırar. Şakirle diyem anlaştırar. İmam Hüsnü'nden getirdiği hadiste Peygamberimiz atırdı. Adam Aleyhisselam'ı Allah da Allah 60 zira kılıp yarattı. 60 metre yakın yani. Bizi boyumuzdan 60 metre buladı bu adamlar. 60 metr. Cennet ahli dedi Peygamberimiz, cennetke sakal murutsuz girerler. Sakal muyla cennette boğmuyor. Onların gözleri mükahhal buladı. Erkekler 33 yaşlı buladı.
Kar bolu öldü mü, yaş bolu ölgen mi, 33 yaşa 60 metre boylik, közleri mükehal, sakal burun muyla olsunuz. Ayolların yaşları hem bir kıl buladı. Kar bölgen mi, yaş ölgen mi, 18 yaşa bir halatla girer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki bir kempir geldi, ya Resulallah, benim cennetke kiremem mi dedi. Resulallah, siz kirmiyorsunuz cennetke dedi. Yığılıp köyünü bir bayram olup gitti. Sonra Peygamberimiz yuvarıp, bu halizde kirmiyorsunuz dedi. Oğul vallahi 33 yaşta. Ayollar 18 yaşta. Erkeklerin avazları Davud aleyhisselam'ın avazıyla şirin bulan. Yüzleri Yusuf aleyhisselam'ın şeklinde çıralı bulan. Dünyada Yusuf Aleyhisselam'ın çırağıyla mahliye bugün ayarlar kollarını keserken de yine sezmeye kalıştı. Çırağı onların aklını çünkü bir lal kıp bugün. Cennet kemene çünkü halde kerem biz burada. İnşallah kerem biz. Cennet ahlileri kulemiyor. Peygamber Zatkarlar uyku önemli ülkesidir. Cennet ahli kulemiyor. Cennetiyle üstteki libasları hiç kim üstü bulmayan libaslar bana. Hizmetkarlar. Yatufu aleyküm vildanun muhalladun bi akvabin ve abariqa ve kâsim min ma'in. Başka ayette, İzâ râeytehum hasibtehum lu'lu'an mansura. Bu hizmetkarlar. Üstleri değilse, mangü yaş, hiç karamaydıgan balalar akar çeşmeden meyli kadahlarını, közelerini ve kasalarını aylandırıp dururlar. Yani onların körgen vaktinizde güzellikleri, renklerinin tınıklığı, yüzlerinin nürlülüğünden saçıp yuvarılgen marvatlar mı de boylarsınız. Vilden, ana şu cennette hizmet kılarken yaş balalar. Bu yaşlığı da ölüp gitken dünya farzantlarımız. Adamlar da çünkelere natoğru. Yaşlığı da balagat gitmesinden balası ölüp gitse, cennette senin hizmetini natoğru. O vilden hizmet kıladığınlar cennette bir halkıdan. Allah da Allah bir derge payda akıldı buladı. Hurlarla payda akı gendik. Size eğer yaşlı gide ölüp gitken bir farzandiniz olsa hursan bulayım. Cennette kamil 33 yaşında size aldı da durup siz bilen cennet ahlilerden buladı. Onlar çıkacak hizmet yok bombayı. Onlar hem cennet ahlilerden buladı. Cennette bozor buladı. Fakat bu bozorlar siz bilen bizi bozorumuzda kalmaz. Peygamberimiz dediler. Albatta cennette bozor var. Unga kişiler her cuma barışladı. Onların üstlerine şabada gelip yüzleri gibi kıyımları getirdi. Ana şu bozor gibi borgenlerinin husnü camalları ziyade buladı. Ailelerini aldığı katip yiyeni de onlar ayetlediler. Allah'a kasam ki husnü camaliler ziyade bulup kaydırsınlar. Onlar ahirlerine hem sizlerine hem husnü camaliler ziyade buldu dedi. Allah subhanahu wa ta'ala tutgan rozalarımızı kısmını kabul kıyan bulsun. Kıyan dualarımızı icabat kısın. Siz bilen bizi bana şu gün getirdiğin Allah da olayı hamdü sana bulsun. Parvadigara biz senden peygamberin ve salih bandalar soru genesini soruyemiz. Peygamberin ve salih bandalar palaftıla genesinden panaftılayemiz. Parvadigara bizi cennetki yakın kıladigen amellerini belgeyin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته